Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü? Maymun çiçeği COVID gibi yayılır mı? Herkes evlere tekrar kapanmak zorunda kalır mı? Bu hastalık ne kadar öldürücü ve en çok kime bulaşıyor? Değerli dostlar, öncelikle şu iki uyarı yapmak istiyorum. Birincisi, kanala abone olmayı ve abone olduktan sonra bildirim zilini aktif etmeyi lütfen unutmayın. İkincisi ve önemlisi, maymun çiçeği virüsüne, daha doğrusu bu virüse bağlı rahatsızlık geçiren birine ülkemizde henüz rastlanmadı. Sağlık Bakanlığı böyle diyor. Ama bu durum, dünya ile entegre olan ülkemizde maymun çiçeği virüsünün görülmeyeceği anlamını taşımaz. Monkeypox'ta denilen maymun çiçeği virüsü, kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik gibi bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Bulaşma şekline dönük başka tür iddialar da var ama o kısma girmeyeceğim. Giremiyorum daha doğrusu. Hastalık ilk olarak Orta ve Batı Afrika'da görülmüş olsa da İspanya'da bir parti sonrası yayıldığına dair güçlü iddialar var. Çok sayıda ülkede görüldü şu ana kadar. Hatta Amerikan Başkanı Joe Biden bile endişeliyiz dedi ve bu virüs için ciddi bir önlem paketinden söz etti. Şimdi olayın daha net anlaşılması için maymun çiçeği virüsüyle ilgili bilinmesi gereken 7 soruyu sorduk, cevabını da bulduk. 1. Şu ana kadar hangi ülkelerde görüldü? Değerli dostlar, maymun çiçeği virüsü şu ana kadar Avrupa ülkeleri, Birleşik Krallık, İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve İsveç'te görüldü. Ülkemizde, Türkiye'de henüz görülmedi. 2. Semptomları neler? Maymun çiçeği virüsünün bedenin farklı bölgelerinde oluşan bazı semptomları var. İlk tespit edilen semptomlar arasında yüksek ateş, baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrısı ve şişlik öne çıkıyor. Ateş arttıkça vücutta bir kızarıklık, bir kaşıntı oluşmaya başlıyor. Bu genelde yüzde başlıyor, daha sonra vücudun başka noktalarına ulaşıyor. Genelde avuç içinde ve ayakların tabanlarında yaygın bir şekilde ortaya çıkıyor. Kaşıntı aşırı derecede rahatsız edici ya da acı verici olabiliyor. Öte yandan bu kaşıntı süreci geçtikten sonra ayak tabanları ve avuç içindeki yaralar kabuk bağlıyor ve geçiyor. Bilim insanları ve uzmanlar bu enfeksiyonun genelde 14 ila 21 gün arasında sürebileceğini belirtiyor. Peki nasıl bulaşıyor? Üçüncü sorumuz bu. Maymun çiçeği virüsü hastalık bulaşmış bir kişiyle yakın temasta olan birisinden kolaylıkla bulaşabiliyor. Virüs ciltteki bir yaradan, solunum yoluyla ya da göz, burun, ağızdan bulaşabiliyor. Uzmanlar cinsel yollarla da virüsün bulaşabileceğine dair açıklamalarda bulunuyor. Öte yandan bu hastalık için virüs bulaşan maymun, fare ve sincap gibi canlılardan ya da üzerinde virüs bulunan yatak örtüsü, elbise, kıyafet gibi ürünlerden de bulaşabileceğini söylüyor. Virüse yakalananların ciltlerinde deformasyon oluşuyor. En can alıcı soru, dördüncü soru. Maymun çiçeği virüsü ne kadar ölümcül? Bilim insanlarının geçmişte yaptıkları açıklamalara göre maymun çiçeği virüsü çiçek hastalığına benziyor ve genelde hafif geçiyor. Hastalık birkaç hafta içerisinde kendi kendine tamamen geçebilirken buna karşılık bazı durumlarda ise çok ağır geçebiliyor. Batı Afrika'da bu hastalığın ölüme sebebiyet verdiğine dair kayıtlar mevcut. Burada devreye aslına bakarsanız hem tedavi hem de bağışıklığınızın güçlü oluşu giriyor. Peki tedavisi var mı? Herhangi bir salgının önüne geçmek için aşı yapılması önemli. Çiçek hastalığına karşı geliştirilen aşıların maymun çiçeği virüsüne karşı da %85 koruma sağladığı biliniyor. Değerli dostlar, unutmayın. Dünyaya çiçek hastalığına karşı koruyucu aşıyı Osmanlı yani Türkler kazandırmıştır. Öte yandan antiviral ilaçların da etkisinin olduğunu, bu hastalığa karşı koruyucu olduğunu ifade edelim. Ve en önemlisi yine söylediğimiz gibi bağışıklık sisteminizin güçlü olması birçok hastalık karşısında sizi güçlü kılıyor. Peki 6. sorumuz, hastalık şüphesi varsa ne yapmalıyız? Bilim insanları son dönemde Afrika kıtasının belli bölgelerine gitmiş ya da hastalanmış kişilerle görüşen ya da belirti gösterdiğini düşünen kişilerin
bir an önce doktora gitmesini tavsiye ediyor. Peki hamile ve çocuklar risk altında mı? 7. sorumuz. Son sorumuz. Genelde hafif ve orta şiddete geçen maymun çiçeği hastalığı hafif geçse de genelde özellikle çocuk, hamile kadın ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ağır geçebiliyor. Kıymetli dostlar, gelecek heyecan verici demiştik. Gelecek bugünden heyecan vermeye devam ediyor. İyi haberler vermek istiyoruz ama kötü insanlar kötü gelişmeler için ellerinden geleni yapıyor. Umarım dünya yeni bir pandemik krize girmez. Dört duvar arasına hapsolmak zorunda kalmayız. Zira Bill Gates'in biyoterörizm uyarısını ciddiye almakta fayda var. Birileri boş durmuyor, insanlığı tehdit ediyor. Allah bu kötü insanlara karşı mücadele veren iyi insanların yardımcısı olsun. Kalın sağlıcakla.